Mı? Evet, hemen kapatıyorum. Tamam. Hop, auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed ve alihi tayyibine tahirin ve ashabihil muntecebin. El faslu saminu en nefsu vel aklu mevcudani. Biz 8. fasla geldik. 6. merhalenin 8. faslı. Bu 8. fasılda cevher olan mahiyetlerden nefis ve aklı bize ispatlamaya çalışıyor. Biz cevher olan mahiyetlerin 5 tane olduğunu söylemiştik. Bir tanesi akıldır. Yani en güçlülerinden olan akıldır. Ondan sonra daha zayıf bir mertebede yer alan nefistir. Bu ikisi mücerrettir. Zati itibariyle mücerrettir. Bunların ispatlanılması akli olduğu ve delile ihtiyaç duyulduğu için bunları sona aldı. İlkin 3 tane maddi olan cisim, suret ve madde. Madde, suret, cisim. Madde ve suretin birleşmesiyle cisim meydana geliyor. Ve cisim görünür bir cevher olduğu için cisimden başlayarak ilkin cismi bize anlatır. Cismin ispatlanmaya ihtiyaç duyulmadığı için cisimden başlayarak madde ile sureti ispatladı. Ve şimdi nefsi birinci mertebede, nefsi ikinci mertebede de aklı ispatlamaya çalışıyor. Nefsi daha önceden de işaret etmiştik, tarif etmiştik. Nefis denilen hakikat zati itibariyle yani varlık yapısı olarak soyuttur, mücerrettir. Ama fiili olarak yani kendi işlerini yapma konusunda maddeye muhtaç olan bir cevherdir. Bu nefis için yapılmış olan bir tariftir. Nefis zati itibarıyla kendisi mücerrettir. Yani vücut yapısı, onun varlık yapısı soyut bir varlıktır. Mücerret bir varlıktır. Ancak bu mücerret olan varlık kendi işlerini yapmak noktasında, kendi faaliyetlerini gerçekleştirme noktasında maddeye muhtaçtır. Bu tabirde, bu tarifte, yapılan bu tarifte varlık için, bu nefis için 3 iddia söz konusudur. Birinci iddia, nefsin hakikati cevher nitelikli bir varlıktır. Yani cevherdir, arez değildir. İkinci iddia, nefsin varlık yapısı maddi değildir, mücerrettir. Ve üçüncü iddia ise nefsin kendisine yüklenilmiş olan kendi vazifelerini, kendi işlerini yapabilmek için maddeye muhtaçtır. Bu son iddia kendisi için zaten açıktır. Delil getirmeye gerek yoktur. Nefis şimdi bilgi edinmek istiyor. Kulaklar vasıtasıyla ya dinleyecek, ya bakacak veya düşünecek. Kendisi kulakları yani bedenin organlarını kullanarak ister düşünce olsun, İster elbette düşünce manasında, düşüncede belki farklı olabilir ama dinleme noktasında
ve bakma noktasında kendisi bedenin organlarını kullanmak zorundadır. Eğer bir insanda dinleme yetisi yoksa, yani kulak, üzerinden dinleyecek kulak yoksa dinleme şeyinden yoksun olur. Yani sesleri dinleyemez. Dolayısıyla duyum yoluyla bilgi edinemez. Eğer bir insanın gözleri sorunlu ise ve a'ma ise, bu insan gözler alanına giren varlıklar hakkında bilgi edinemez. Ne şekiller hakkında bilgi edinebilir, ne renkler hakkında bilgi edinebilir. Dolayısıyla bu üçüncü iddia zaten ortadadır. Delile ihtiyaç yoktur. Ama ilk iki iddiayı ispatlaması gerekir. Bir, nefsin mücerred olduğunu. İki, nefsin cevher olduğunu. Mücerred olduğunu ispatlamak, yani madde karşısındadır. Ve cevher olduğunu ispatlanması da arz karşısındadır. İlken nefsin mücerred oluşunu ispatlıyor ve daha sonra nefsin cevher olduğunu ortaya koyuyor. Nefsin mücerred oluşunu bilgi üzerinden açıklıyor. Elbette nefsin mücerred olduğu hakkında birçok delil zikredilmiştir. Ama kendisi burada geliyor, bilgi üzerinden nefsin mücerred olduğunu ispatlıyor. Ve nefsin cevher olduğunu da fasıl, nefsin fasıl, insanın faslı olduğunu söyleyerek fasıl üzerinden ispatlamaya çalışıyor. O bilgi üzerinden şöyle açıklıyor. Diyor ki nefiste ilk önce biz bakıyoruz, bir insan dünyaya geldiği zaman kendisinde bilgi söz konusu değildir. Bunu zaten Bari Teala Nahl suresinin 78. ayette de işaret ediyor. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'en ve ce'ale lekumus sem'e vel absara vel afidete le'allekum teşkurun. O burada ayet-i kerime de işaret ediyor. Siz, Allah-u Teala sizi annelerinizin karnından çıkardı. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Ama bilgi yetilerini sizde yerleştirdiğini söylüyor Allah-u Teala. İnsanda bilgi yetilerini, kulaktır, duyma yetisi, dinleme yetisi, absardır, görme yetisi, bakma, okuma yetisi ve ef'ide, düşünme yetisini Allah-u Teala insanda yerleştirmiş. Hop. Öyleyse insanın bilgi sahibi olmadığı açık ve nettir. Ama biz bakıyoruz ki bu insanın nezdinde bilgi oluşuyor, bilgi şekilleniyor. O bilginin kendisi mücerreddir. Bilginin kendisinin mücerred olduğunu zaten kendisi daha sonraki fasıllarda, daha sonraki merhalede, 11. merhalede, yanılmasam 11. merhalede, birinci fasılla ikinci fasılda hem bilgi hakkında hem akıl hakkında detaylı bir şekilde konuşuyor. Burada o 11. merhalenin birinci faslı ve ikinci faslında bilgiyle akıl hakkında konuşurken bilginin mücerred olduğunu burada ispatlıyor. Ve burada da kendisi işaret ediyor. Diyor ki bilgi mücerreddir. Neden bilgi mücerreddir? Eğer biz bilgiyi mücerred olarak kabul etmezsek intibak-ı kebirin fi sagir, yani büyük bir cirme sahip olan, büyük bir hacme sahip olan bir şeyin küçücük bir hacme sahip olan bir şeye sokulması, yerleştirebilmesi söz konusu oluyor. Çünkü insan birçok, mesela bir dağı düşününüz,
İnsan dağı görüyor ve o dağın tasavvurunu kendi zihninde şekillendirebiliyor. O dağ hakkında bir tasavvur oluşturabiliyor. Ya büyük bir sahrayı düşününüz. O sahrayı kendi zihninde tasavvur edebiliyor. Bütün bir derya düşünün, fark etmiyor. Yani madde alemindeki varlıklar üzerinden biz hareket ettiğimiz zaman bu maddi olan varlıkların cüsseleri, cirmleri, hacimleri büyüktür. Eğer biz desek ki bu bilgi edinen alim o da maddidir dersek, o zaman o büyük hacimli ve büyük cirmli olan şeylerin küçücük bir hacimde yerleştirmesi söz konusu oluyor. Veyahut da kül olanlarını cüzde şekillendirebiliriz. Kül olanını cüze yerleştirebiliriz, neticesi çıkıyor. Ve bunun mümkün olmadığı söz konusu olduğu, mümkün olmadığı açık olduğundan dolayı bilginin mücerred olduğu söz konusudur. Bilgi mücerred ise o bilgi edinen de mücerred olmak zorundadır. Bilgi edinen nefistir, madde değildir. İnsanın bedenini oluşturan cüzler, parçacıklar değildir. Belki insanın nefsidir. Ve insanın nefsi bilgi edindiğine, bilgi mücerred olduğundan dolayı o bilgi edinen nefis de mücerred olması gerekiyor. Dolayısıyla nefsin mücerred olduğunu bilgi üzerinden ispatlıyor. Bu birinci merhale. İkinci merhalede de nefsin cevher olduğunu, arz olmadığını ispatlıyor. Nefsin cevher olduğunu da nefis üzerindeki bu bilgi edinen nefis üzerinden ispatlıyor. Diyor ki bu nefis insanın temel özelliğidir. İnsanı kendisi dışında kalan bütün varlıklardan ayırt eden insanın temel özelliği insanın nefsidir. Dolayısıyla bu insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliği olan nefis insanın sureti olan faslıdır. Çünkü diğer varlıklardan ayırıyorsa, ayırt edici özellik ise kendisi dışındaki türlerden. Bakın dikkat edin, demiyoruz ki arazilerden, bireylerden. Diyoruz ki kendi dışındaki türlerden ayırt eden bir özellik ise o zaman insan türünü şekillendiren bir özelliktir. İnsan türünü şekillendiren özellik fasıl olabilir, araz olamaz. Fasıl ise cevherdir, cevher araz değildir, surettir. Onun fasıl, bir hakikatin faslı, o hakikatin suretidir. Ve o hakikatin sureti ise o zaman kendisi de cevher olmuş oluyor. Dolayısıyla netice alıyoruz. İnsanın nefsi, insanı diğer türlerden ayırt eden temel özellik olduğundan dolayı insanın türünü şekillendiren özelliktir. İnsanın türünü şekillendiren özellik, insanın suretini diğer varlıkların suretinden ayırt eden özelliktir. Dolayısıyla bu özellik, bu fasıl özellik, fasıl niteliğindeki olan özellik cevher olabilir, araz olamaz. Çünkü türlerden ayırt eden şey fasıldır, surettir, cevherdir. Araz olan özellik ise bireyleri bir türün altında yer almış olan bireyleri birbirinden ayırt ediyor. Dolayısıyla insanı diğer türlerden ayıran özellik fasıl olduğu için ve fasıl da hakikatin sureti olduğundan dolayı cevher olduğunu bildiriyor.
Biz bunu tatbik edelim, bakalım ondan sonra akıl hakkındaki konuya geçelim. El faslu saminu en nefsu vel aklu mevcudani. Diyor ki bu 8. fasıl nefis ve aklın var olduğunu iddia ediyor. Elbette iddiadır. Fasıl unvan, normalde unvan iddia şeklinde olmaması gerekiyor. Ama Allame bu kitapta hemen hemen bütün fasıllarda unvanı iddia şeklinde, yani önceden kabul ettiği şekliyle unvan atmıştır. Normalde böyle unvan atılmıyor ama Allame bu şekilde bu kitapta bu yöntemi izlemiştir. El faslu saminu en nefsu vel aklu mevcudani. Bir iddiadır, unvandır ama unvanın kendisi aynı zamanda iddiadır. Delil nedir ki nefis ve akıl mevcuttur? Emmen nefsu, nefsin mevcut olduğu hakkında delil diyor. فَلِمَا نَجِدُ فِي النَّفْسِ الْاِنْسَانِيَةِ مِنْ خَاسَّتِ الْعِلْمِ. Bu parantez içerisinde zaten nefsin tarifidir. اَمَّنْ نَفْسُ Nefs, nefsin tarifi nedir? Diyor nefsin tarifi geçen zaten önceki fasırlarda da tarif etmişti. Burada da yine işaret ediyor parantez içinde. وَهِيَ الْجَوْهَرُ الْمُجَرَّدُ مِنَ الْمَادَّةِ ذَاتًا el mutaalliqu bihi fiilen. Maddeten nedir? Kendisine şeydir. Yani hakikat zaten itibariyle maddeden nedir? Mücerreddir, soyuttur. Madde değildir. Zati itibariyle, var oluşu itibariyle madde değildir, mücerreddir. Ama mutaalliqun biha fiilen, kendi işlerini yapma bağlamında diyor ki nedir? Maddeye muhtaçtır. Madde üzerinden kendi işlerini yapıyor. Bu onun tarifidir. Emmen nefsu, ki nefsin var oluşunu, var olduğuna delalet edip delil nedir? Diyor, فَلِمَا نَجِدُ فِي النُّفُوسِ الْاِنْسَانِيَّةِ مِنْ خَاسَّتِ الْعِلْمِ. Biz insanların kendisinde İlim özelliğini müşahede ediyoruz. Bakıyoruz ki insan nefsi bilgi sahibidir, bilgi sahibi oluyor. Daha önce farz edelim ben bir ağaç hakkında bilgim söz konusu değildi. O bilgi hakkında bilgim olmayan bir ağacı zihnimde tasavvur edemiyordum. Ya hakkında bilgim olmayan bir dağı tasavvur edemiyordum. Ve dış alemdeki varlıkların tamamı hakkında, benim onlar hakkında bilgim olmadığı sürece onlarla irtibata geçmeden önce onlar hakkında zihnimde bir tasavvur, onlar hakkında onların tasavvurunu canlandırmam imkansızdır, bir imkansızdır bir insan olarak. Yani her insanın durumu böyledir. Ama biz bakıyoruz ki insan kendisinin yanında bir bilgi özelliği söz konusu oluyor. Onun yanında bilgi özelliğini müşahede ediyor. Dağ hakkındaki tasavvurları söz konusudur. Dışarıdaki ağaçlar hakkında tasavvuru söz konusudur. Ve seyyati fi merhaleti l-aqli vel-ma'kul اَنَّ سُوَرَ الْعِلْمِيَّةَ مُجَرَّدَةٌ مِنَ الْمَادَّةِ. Ve işaret ettiğim gibi 11. merhalede akıl ve ma'kul faslında bu konuyu işliyor. Bilginin اَنَّ سُوَرَ الْعِلْمِيَّةَ, orada kendisi ispatlıyor ki ilmi suretler مُجَرَّدَةٌ مِنَ الْمَادَّةِ, maddeden soyut, maddeden yoksundur, mücerreddirler. Mevcudetun lil alimi, bunlar o alim hakkı, alim için, onlar hakkında o malumların kendisi, yani hakkında bilgi edinmiş olanlar alim için mevcuttur. Hadiretun indehu, ve o alim yanında hazırdır.
Şimdi öyleyse bir bilgi vardır, bir de alim vardır. Alim, ma'lum, bilgi. وَلَوْ لَا تَجَرُّدُ الْعَالِمِ عَالِمِ بِتَنَزُّهِهِ عَنِ الْقُوَّةِ وَمَحُوذَتِهِ فِي الْفِعْلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ مَعْنًا لِحُضُورِ شَيْءٍ عِنْدَهُ. Eğer bu alim olan kuvveden münezzeh olup fiiliyeti mahz olmamış olsaydı, yani fiiliyeti mahz olmamış olsaydı, sadece kuvve olmuş olsaydı, lem yekun ma'nen li huzuri şeyin indehu. Çünkü kuvvedir. Kuvvenin yanında bir şeyin hazır bulunması imkansızdır. Hiçbir kuvvenin yanında kuvvedir. Çünkü daha önce de kuvveden bahset, maddeden bahsetmiştik. Maddeyi ula kuvvedir. Fiiliyeti yoktur ki. Fiiliyeti olmayan bir şeyin yanında başka bir şeyin hazır bulunması imkansızdır. Ben nefsül insaniyetil akileti mücerredetun mu'minel maddeti. Öyleyse bu nefsi fiiliyete sahip olması gerekiyor. Fiiliyette olması da onun mücerred oluşunu gerektiriyor. Hem onun mücerred, hem onun fiiliyeti onun mücerred oluşunu evet gösteriyor. Hop, burada o tetbik, o işaret ettiğim şey noktaya işaret etmiyor. Sadece bilgi üzerinden bu bilginin mücerred olduğunu söylüyor ve o büyük bir şeyin küçük bir şeye yerleştirilmesinin gerekliliğine işaret etmiyor. Sadece bu mücerred olduğu üzerinden, madem ki bilgi mücerred ise ve mücerred olan bu bilgi başka bir şeyin yanında, alimin yanında hazır olması gerekiyorsa, o zaman o alim de kuvve değil de fiil olması gerekiyor. Çünkü kuvve olmuş olan bir şeyin yanında fiili olan, vücut olan bir şeyin hazır bulunması imkansızdır. Dolayısıyla eğer mücerred olan bir bilgi alimin yanında hakkında bilgi edinmiş olan mücerred malumun alimin yanında hazır olması gerekiyorsa, o zaman o alimin kendisi de fiil olması gerekiyor. Kuvve değil. Fiil olan şey de mücerreddir. Şey değildir. Mücerreddir ve ilim de mücerred olduğu için mücerred mücerredin yanında da hazır olabiliyor. Mücerred maddenin yanında hazır olamıyor. Bu şekilde nefsin mücerred olduğunu ispatlamış oldu. Son cümleyle de diyor ki وَهِيَ جَوْهَرُونَ. Ve bu nefis de cevherdir. Erez değildir. Neden cevherdir? Bu fasıl üzerinden cevher oluşunu ispatlıyor. لِكَوْنِهَا سُورَةٌ لِنَوْءٍ جَوْهَرِيِّينَ. Çünkü bu nefis insan nev'ini belirleyen surettir. İnsan nev'ini diğer nev'lerden ayırt eden bir özelliktir. Ve bu özellik de surettir. Surette nedir? Kendisi cevherdir, arz değildir. Ve suretul cevheri cevherun ala ma takaddeme. Daha önceden de işaret etmiştik ki cevherin sureti de cevherdir. Böylelikle her iki iddia söyledik. Nefis için üç tane iddia söz konusudur. Bir, nefis mücerrettir. İki, nefis cevherdir. Üç, nefis zaten mücerrettir. Fiilen kendi işlerini yapma noktasında ise maddeye ihtiyaç duyuyor. Maddeye ihtiyaç duyduğu iddiasını değinmiyor. Zaten bedihidir, açıktır, herkes tarafından kabul ediliyor. O diğer iki iddiayı da bu şekilde ispatlamış oldu. Böylelikle nefsi hem ispatlamış oldu, hem nefsin mücerred olduğunu ve hem de nefsin cevher olduğunu ispatlamış oldu.
Üstaz, o kelimeye ben gafil kaldım orada. O mahudatihi ne anlamda kullanıyorlar? Nasıl iradır? Ben onu anlamadım. Ha. Tecellül alemi bi tenezzuhi an kuvveti. Tamam. Evet. Diyor ki Orada levla tecerrudul alimi böyle. bi tenezzuhihi anil Al kuvvet. kuvveti ve mahudatihi mahzden geliyor. Yani saf. Mahdiyetten. Ha, mahdiyetten Ha, geliyor. yani biz deseydik diyecektik ve mahdiyeti herhalde diyecektik. Ve Onlar mahdiyeti de mahdiyeti olabilir, bilmiyorum. Onu şeye bakmak gerekir. Sanki Mahudat. bizde mahdiyet olurdu. Mahudat böyle biraz amice oldu sanki değil mi? Olabilir. Ben Olabilir. onu şey Kullanılıyor olarak mazhep mezhebede. Tamam. lügata bakmak lazım. Tamamdır hocam. Yani mahden geliyor her Hakikaten halükarda. tamam. Onu istiyordum. Tamam. Tamam. Değerli hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi sen dedin yani mesela ilim nefsin yanında olması yani ilim Alemin kültür yanında, malumun, alemin yanında hazır tamam olması. işte yani malumun alemin yanında bulunması işte o ilim nefsin yanında oluyor. İlim suyuttur. Nefis de suyut olması lazım çünkü bir suyut ancak bir suyutun yanında kalabiliyor. Hazır olabilir. Hazır olabiliyor. Şimdi nefis de suyuttur. Nefis mesela maddenin yanında kalıyor, kalabiliyor. Ben nefis maddeyi kullanıyor. Ama onunla kalıyor ya. Tamam, onu kalabiliyor. Onu şey yapabilir. Nedir? Onu istimal eder. İhatedir. Nefs maddeyi ihate etmiş, zaten kendi işlerini yaparken onları kullanıyor. Yani sen O mesela bir materyaliste birisiyle sen böyle konuşurken o böyle bir itiraz yapabilir. doğrudur. Ha. Şey yapabilir, yani sadece yanında olmasıyla beraber şey değildir, bir de fiiliyeti söz konusudur diyor. Evet. Ve mahudeti fil fiiliyet. Aslında oradaki mesele, yani asıl ispatlayan şey burasıdır. Yani onun da mahz fiil olması gerekir. Kuvve değil. Çünkü kuvve olmuş olsa onun yanında bir şey hazır olamaz. Yani Anladınız mı? yok tam Konu budur. tam anlamadım onu. Bakın dikkat edin. Kuvve yani fıkdan. Tamam. Daha önceden madde-i uladan da konuşurken Kuvvet fıkdandır. Böyle. kuvvet yani fıktandır. Tamam. Fıktan olan bir şeyin yanında mevcut olan bir şey hazır olabilir mi? Yok. Olamaz ki. Evet. Yani o Tamam. suyuttur ancak bir suyutun yanında kalabiliyor diyorsun değil mi? Soyutun bir de o soyut olan şey fiiliyet olması gerek. Kuvve değil, kuvve şeklinde olmuş olsa fuktandır. Fuktanın yanında vücut olan bir şeyin hazır Nasıl yani bulunması çoktan ben anlamadım. imkansızdır. Nasıl çoktan? Çoktan dedin. Fuktan, Ha fuktan. Fuktan yani. Fuktan Kuvve ne mevcudu? Farklıdır. Şimdi hocam şöyle diyelim. Bakın dikkat edin. Biz madde-i ulayı tarif ederken madde-i ulanın kabiliyet olduğunu söylememiş miydik? Kabiliyet. Şimdi kabiliyet fukdan mıdır yoksa vicdan mıdır? Fuktan ne demek? Ben fuktanı tam Fuktan yani yokluk. Ha, tamam. Yoklukta değil ki. Fukdan Nasıl? fakat eden Ha, tamam geliyor. anladım. Tamam. Tamam, fukdan daldır ha, Tamam, şimdi fukdan. anladım. Yani fukdan adem-i mutlak değil ama. Ha, adem-i mutlak değildir ama adem istiyadadır. Adem'dir. İstiyadattır, potansiyeldir. Tamam. O fuktani fiiliyete geçiren surettir. Evet, doğru. Tamam. Şimdi eğer biz nefsi kuva olarak kabul edersek, fiiliyet olarak kabul etmezsek ne olmuş oluyor? Hazır olan bir şey, vücut olmayan bir şeyin yanında hazır olmuş oluyor.
Bu da doğru değildir. Ama aslında bunu ispatlayacak temel niteliklerden bir tanesi benim işaret ettiğim şey noktadır. O işaret ettiğim nokta neydi? İntibakul kebiri fi sagir olur. İntibakul kebiri fi sagir olur. Yani şimdi biz dışarıda var olan dağ hakkında bilgi ediniyoruz. Biz o bağın, o dağı ne yapıyoruz? Tasavvur ediyoruz. Biz, bakın dikkat edin, ilmi husuli, madem ki bu konu şey olmuşsa ben biraz buna işaret edeyim. İlmi husuli ve ilmi huzuri arasındaki fark şudur. İlim, bizim iç alemimizde gerçekleşmiş olan haletlerimiz hakkındaki bilgimiz hep huzuridir. Değil mi? Ben şimdi mesela acıktığımı hissediyorum. Sevinçli olduğumu hissediyorum. Mahzun olduğumu hissediyorum. Bu bilgiler alimle malum adeta birdir. Alimle malum arasında bir fasıla yoktur. Malumun kendisi alimin yanındadır. Buna huzuri denilir. Bir de şimdi dışarıdaki dağ, benim zihnimin ötesindeki varlıklar. Ben onlar hakkında bilgi ediniyorum. Yalnız onlar hakkında bilgi edindiğim zaman onların zihnimde şekillenmiş olan suretleri hakkı üzerinden midir? Yoksa direkt midir? Direkt değildir tabii ki. Direkt değildir. Çünkü ben onu gözlerimi kapattıktan sonra da o dağı da tasavvur ediyorum. Öyleyse benim dağ hakkındaki benim dağ hakkındaki bilgim o dağın sureti üzerindendir. O suret dağla alim arasında vasıta olmuş oldu. O suret dağ ile alim arasında, yani ma'lum ile alim arasında vasıta olduğu için buna ilmi husuli denilir. Öyleyse alim ilkin o suret hakkında bilgi ediniyor. Ve o ma'lumi bizzat kim olmuş oldu? Suret olmuş oldu. Ma'lumi bizzat suret olmuş oldu. Ma'lumi bilgeyr kimdir? Dışarıdaki o varlıktır, neyse, dağdır, artık sudur, ağaçtır, neyse. Öyleyse o dağı ben dağ hakkında bilgi ediniyorum. Dağın kendisi mi benim yanında hazır oluyor? Yoksa dağın sureti mi? Tabii ki sureti. Dağın sureti mücerred midir yoksa maddi midir? Mücerreddir. Mücerreddir. Eğer mücerred olmamış olsaydı dağın kendisi benim zihnime gelmesi gerekiyor. O zaman intibakul kebiri fi sagir olmuş olur. Bu da muhaldir. Öyleyse buradan netice alıyoruz. Hem ilmin kendisi mücerreddir. Hem alimin kendisi mücerreddir. Anlaşıldı? Benim. Ve mücerred olan varlıklar bil fiildir, bil kuva olamaz. Benim nefsim bil fiil olarak vardır. O bil fiil olarak var olan, yani kuva şeklinde olmuş olsa fıkhtan olmuş oluyor. Bil fiil olarak benim nefsim vardır. Ve bil fiil olarak var olan bu nefis ne yapıyor? Dışarıdaki varlıklar hakkında bilgi ediniyor. O hakkında bilgi edindiği şeylerden bir suret alıyor. O sureti de mücerreddir. O suret maddi değildir. Öyleyse hem alim mücerreddir, hem ilim mücerreddir. Hem ma'lumun, ma'lumi bizzat mücerreddir. Ma'lumi bizzat, ma'lumi bil araz değil. Ma'lum-i bizzat tam mücerreddir. Anlaşıldı değil mi hocam? Hocam bugün yeter değil mi? Ha yeterdir hocam. Daha diğer akla geçmeyelim. Yok biz akla kadar yeter biz nefsine kadar.